İnsan Hakları Merkezi olarak Kasım 2022 tarihinden Ağustos 2024 tarihine kadar 20'ye yakın suç duyurusunda bulunduk. Bunların çoğu yerelde yaşanan hak ihlallerine ilişkin, nefret söylemlerine ilişkin, bir kaçı da Türkiye genelinde işte sosyal medya hesaplarında büyük yankı uyandıran işte nefret söylemlerine ilişkindi. Birçoğu zaten takipsizlikle sonuçlandı. Yani sürencemde bırakıldı. Herhangi bir somut gelişme olmadı dosyalarda. Örneğin 6 Şubat depremleri için o zaman mültecilere yönelik etiket suçlu ilan edilmelerinden sonra halkın ve kolluğun kendilerine uyguladığı işkence, nefret söylemleriyle ilgili birkaç tane suç duyurumuz vardı. Onlar takipsizlikle sonuçlandı. Cezaevleri içerisinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin bulunduğumuz suç duyuruları da takipsizlikle sonuçlandı. Aslında baktığınız zaman hangileri sonuca ulaştı diye sorarsanız daha kolay bir sonuca varırız. Mesela işte Amedspor taraftarlarına yönelik açıklamalar sebebiyle Ergenekon taraftar grubunun Aksaray Asliye Ceza Mahkemesi tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan cezaya hükmedildi. Onun dışında Can Atalay ile ilgili görevi kötü kullanmaya yönelik yaptığımız suç duyurusu yine somut bir gelişme yaşanmadı. Ya da işte normalde kolluğun halka yönelik yetkisini aşarak uyguladığı işkence ve kötü muameleden dolayı açtığımız suç duyurularının çoğu da takipsizlikle sonuçlandı. Halk tarafından, yani halkın bir kesimi tarafından, egemen kimlik olarak nitelediğimiz kesimi tarafından hem de kolluk tarafından işkenceye maruz bırakılan mağdurlar genelde az önce bahsettiğimiz gibi etiketli suçlular, işte toplumun ötekileştirilmiş yüzleri, işte Kürtler, mülteciler, kadınlar, işte Aleviler ve bu daha da örneklendirilerek çoğaltılabilir. Bizim İnsan Hakları Merkezi'ne başvurdukları zaman onların tabii ki de adalet arayışıyla geldiklerini biliyoruz. Fakat işte biz her ne kadar elimizden geleni yapacağımızı ve süreçle ilgileneceğimizi söylememize rağmen maalesef onların da biraz alıştığı cezasızlık politikası sebebiyle bir son çıkmayacağını biliyorlar. Bu umutsuzluktalar. Çünkü gerçekten adaletten umutlarını yitirmişler. Bugüne kadar, yani sadece bugün değil, sadece bu son 2 yılda değil, öncesine de, 10 yıl öncesine de, 20 yıl öncesine de baktığınız zaman gerçekten Türkiye için adaletsizlik, cezasızlık bir politik haline getirmiş, bir gelenek haline getirmiş. Bu sebepten dolayı ülkenin mağdur yüzleri gerçekten adaletten umudunu yitirmiş ve gerçekten umutsuzlar. Egemen kimliğin işlediği suçlara yönelik egemen kimlikle empati kurma mı yapılıyor, yoksa mağdurla mı empati kurma yapılıyor? Şimdi kadın cinayetlerine baktığımız zaman dışarıda saat 12'de, 1'de, 3'te, 4'te veya işte başka bir saatte öldürüldüğü için bir kadın mı suçlanıyor, yoksa kadını öldüren mi suçlanıyor? Ya da işte Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da panzerin altında kalan bir çocuk, panzerin altında kalan çocuk Kürt olduğu için mi suçlanıyor, yoksa onu ezen üniformalı mı suçlanıyor? Ya da işte Kürt halkının üzerinde kurulan baskı ile ilgili, işte terörle mücadele adı altında Kürtlere baskı yapan üniformalılar mı suçlanıyor, yoksa yine orada ezilen Kürt halkı mı suçlanıyor? Ya da baktığınız zaman yine üniformalılar tarafından tacize uğrayan Kürt kadınları mı suçlanıyor, yoksa yine üniformalılar mı suçlanıyor? Baktığınız zaman hepsinde egemen kimlik kime aitse, erk kimdeyse, güç kimdeyse onunla empati kuruluyor ve mağdur herhangi bir kimliğinden ötürü, herhangi bir suçu olmamasına rağmen suçlanmaya devam ediyor. Şimdi genel olarak bizi bu kadar çok adaletsizliğe, bizi bu kadar çok ümitsizliğe sürükleyen şey tek başlık altında cezasızlık politikası diyebiliriz yani. Kesinlikle mağdurla ilişkilenme, yani mağdurla empati kurulmaması, işte suçluyla empati kurulması, egemenle empati kurulması ve bunun sonucunda da her olayın cezasızlık politikasıyla sonuçlanması tabii ki de artarak devam ettiği için adalete karşı güvenini yitirmiş insanlarla dolu bir ülke haline gelmek üzereyiz. Baktığınız zaman sokaktan 10 kişiden 8'ini çevirdiğiniz zaman Türk adalet sistemine güveniyor musunuz dedikleri zaman hayır, güvenmiyoruz diyebiliyorlar. Çünkü tablo ortada, sonuç ortada, yapılan suç duyuruları ortada, hak arayışları ortada ve verilen cevap ortada. Yani geçmişten günümüze, işte Şehzade'den bugüne kadar, işte Roboski'den bugüne kadar baktığımız zaman yani yaşatılan hiçbir katliam, yapılan hiçbir suç sonuca bağlanmamış, herhangi bir ceza kimse almamış ve bununla ilgili de övünenler bile var ve bununla ilgili belli bir noktaya, belli bir rütbeye, belli bir yetkiye sahip olan insanlar bile var. Aslında suçun cezalandırılmadığını, ödüllendirildiğini gördükleri zaman diğer işte egemen kimliklerin suçları işlemek için önlerinde bir şey gibi oluyor. Heyecan verici bir durum gibi görüp insanları daha fazla
ezmeye çalışıyorlar. İnsanları daha fazla lince uğratmaya çalışıyorlar, nefret söyleminde bulunuyorlar ve kendilerine şiddet uyguluyorlar. Bunun aşılması sadece yargının, adaletin tesisiyle mümkün.